Merhaba arkadaşlar. Hazreti Muhammed dönemine devam ediyoruz. Bu videomuzda da Hicret'i, Bedir, Uhud, Hendek savaşları üzerinde duracağız. Hicret biliyorsunuz 622 yılında Mekke'li Müslümanların Mekke'de gördükleri eziyet, işkence, dinlerini, İslamiyet'i tam anlamıyla yaşayamamaları nedeniyle Hazreti Muhammed'in izni ve isteği üzerine Mekke'den Medine'ye yapılan göç idi. Bu göç sırasında Hazreti Muhammed ve Hazreti Ebubekir Kuba şehri yakınlarına gelmişler ve burada Kuba Mescidi inşa edilmiştir. Bu önemli bir bilgi. Kuba Mescidi arkadaşlar İslam tarihinin ilk mescidi olarak bilinir. Bunu unutmayın. Sonrasında Medine'ye gitmiştir Hazreti Muhammed. Tabii büyük bir coşku, büyük bir sevinç, mutlulukla karşılanmıştır. Sonrasında da yani hicretin sonrasındaki sonuçlarına baktığımızda bir kere Müslümanlar baskıdan kurtuldu. Bununla birlikte İslamiyet yayılma alanı buldu ve Arap İslam Devleti'nin de temelleri atılmış oldu. Ha, bir de iki tane terimden bahsedeyim. Gene çok iyi bildiğiniz göç edip gelen Müslümanlara muhacir, onları kabul eden Medineli kardeşlerine de Ensar denmiştir. Hicretten sonraki ilk faaliyetlerden biri de Mescid-i Nebevi'dir. Bir yerde devlet merkezi olarak görebiliriz bunu. Çünkü siyasi işler, askeri işler, eğitim, vergilerin toplanması, dağıtılması gibi tüm faaliyetler burada görülüyordu. Hatta Mescid-i Nebevi'nin yakınlarına fakirleri koruyup kollayabilmek amacıyla suffe denilen noktalar da açılmıştı. Bir diğer önemli unsur yine hicret sonucunda Medine ya da vatandaşlık sözleşmesidir. Medinelilerle Müslümanlarla Yahudiler arasında imzalanmıştır. Yahudiler bir yerde iç işlerinde serbest bırakılmışlar ama Medine şehrinin savunulmasında birlikte hareket etme kararı alınmıştır. Din ve vicdan özgürlüğü bu sözleşmeyle sağlanmıştır. Toplumsal huzurun, barışın temellerini atmayı amaçlamıştır Medine Sözleşmesi. Hicret sonrasında en önemli olaylardan birisi de Bedir Savaşı arkadaşlar. Savaş ismini Bedir su kuyuları yakınında yapıldığı için almıştır. Nedir sebep? Aslında çok da hani ayrıntılı bir sebep aramaya gerek yok. Neden? Müslümanlık Mekkelilerin çıkarlarıyla taban tabana zıt ve İslamiyet yayıldıkça Mekkelilerin çıkarlarına dokunduğu için İslamiyet'i de Müslümanları da ortadan kaldırmak istiyorlar. Önemli nokta Müslümanların ilk savaşı ve ilk zaferidir. Ki böyle bir başarı Müslümanların kendilerine duyduğu güven duygusunu da ne yapacaktır? Arttıracaktır. İslam savaş hukukunun temelleri atılmıştır. Burada kısaca iki tane örnek vermeye çalıştık. Mesela Kurtuluş Akçesi vardır. Elde edilen savaş esirlerinden parası olanlar Kurtuluş Akçesi ödeyip serbest kalacaktır. Parası olmayanlar 10 Müslümana okuma, yazma öğretecek. Verdi bunu soruda size. Dedi ki bu bilgiye göre Hazreti Muhammed aşağıdakilerden hangisine önem vermiştir? Eğitime önem vermiştir. Bunu da söylemiş olalım. Ha, bununla birlikte ganimetlerin 1/5'i devlete, 1/4'ü ise savaşa katılanlara dağıtılır. Bu Osmanlı dahil
Türk İslam devletlerinde de uygulanan bir sistem. Yalnız şöyle bir sıkıntı da var. Burada Medine Sözleşmesi yapıldı, işbirliği oluşturuldu. Fakat Yahudilerin Beni Kaynuka kabilesi Mekkeli müşriklerle işbirliği yaptığı için Medine şehrinden çıkarılmıştır. Hazır savaşlara gelmişken Araplarda bir de mübareze denilen bir uygulama var. Savaştan önce karşılıklı 3 kişi, 2 kişi çıkıp önce onlar bir çarpışır. Sonra savaş yapılırdı. Bu hani Truva filminde de böyle bir sahneyi görmüşsünüzdür. Çağrı filminde de mutlaka görmüşsünüzdür. Buna da mübareze deniyor arkadaşlar. Yeri gelmişken bunu da söylemiş olalım. Hicret ve Bedir savaşını gördük. Konumuzun devamı gelsin. Uhud ve Hendek savaşlarına da bakalım. O bilgilerimiz gelsin. Evet, devam bilgilerimiz geldi. Süreç itibariyle Müslümanların ikinci önemli savaşlarından birisi de Uhud Savaşı. Biliyorsunuz Uhud Dağı'nın eteklerinde gerçekleştiği için bu ismi almıştı. Savaşın sebebi de çok belli. Bedir Savaşı'nın intikamını almak isteyen müşriklerle yapılmış idi. Ki savaş alanı olarak Hazreti Muhammed Uhud Dağı eteklerini uygun görmüştü. Okçuları Uhud Dağı'nın eteklerine yerleştirmişti savaş öncesinde ve kesinlikle yerlerini terk etmemeleri istendi. Savaş başladığında ilk etapta Müslümanlar müşriklere üstünlük kurmuştu ki durumu gören okçular ne yaptılar? Savaşı nasılsa kazanıyoruz diyerek yerlerini terk ettiler. Bunun üzerine müşrik ordusunun bir kısmı Uhud Dağı'nın etrafından arkasından dolanarak Müslümanları arkadan vurmaya başladı. Kaçan müşrikler de geri dönünce Müslümanlar iki ateş arasında kalmıştır. Ki bu durum biliyorsunuz Hazreti Hamza'nın şehit edilmesi olayına yol açacaktır. Ki Çağrı filminde bunu iyice görmüşsünüzdür. Hint vardır Ebu Sofyan'ın karısı. Onun öldürülmesini çok arzu etmekteydi. 70 civarı Müslüman şehit düştü. Hazreti Muhammed yaralandı. Ve çok önemli bir şey söyleyeyim. Savaş sonucunda Müslümanlar Uhud Dağı'nın eteklerine çekildiler. Savaştan bir gün sonra ise Hazreti Muhammed savaşa katılan birlikler de müşrik ordusunu uzaktan takip etti. Peki neden takip etti? Niye böyle bir şey yapma ihtiyacı duydu? Müşriklerin Müslümanların zayiatının farkına varmaması hala güçlü olduklarını görmesini istemesinden dolayıdır. Çünkü Mekkeliler de daha ileriye gidip Medine şehrini de katıp Medine şehrinin üzerine yürümek isteyenler de olmuştur. Hazreti Muhammed Mekke ordusunu uzaktan takip ederek hala gücünün, kudretinin, ordunun kuvvetli olduğu mesajını vermiştir. Medinelileri bu şekilde korumaya çalışmıştır ki başarılı da olmuştur. Savaş sürecinde Raci olayı dediğimiz bir olay da yaşanacak. Medine civarındaki kabileler biz Müslüman olmak istiyoruz. İslamiyet'i öğrenmek istiyoruz. Bize işte elçiler gönderin bize İslamiyet'i öğretsinler denmiş. Hazreti Muhammed 10 kişiyi göndermiştir. Fakat yolda çete baskınlarıyla ki biz Müslüman olmak istiyoruz diyen kabilelerin de bu işte parmağı olduğu söylenir. Bu 10 Müslümandan 10 kişiden 8'i şehit edilmiştir. Bu da Raci olayı olarak geçmektedir. Bir diğer unsurumuz Beni Nadir gazvesi. Bu da bir Yahudi
kabilesi arkadaşlar. Beni Nadir kabilesi de yine müşriklerle işbirliği yapmış, Medine anlaşmasını bozmuş, hatta Hazreti Muhammed'e suikast düzenlemeyi bile düşünmüşlerdir. Böyle bir tertip içinde bulunmuşlar. Bunun üzerine Medine şehrinden çıkarılmışlardır. Bir sonraki olayımız Hendek Savaşı. Yine çok meşhur bir savaş. Müslümanların son savunma savaşıdır. Bu savaştan sonra Müslümanlar artık saldırıya, müşrikler savunmaya çekilecek. Türk tarihinde hangi savaşlara benzedi son savunma savaşı dediğimizde, mesela hatırlayalım, 1176 Mirya Kefalo ya da Osmanlı'nın Avrupa içerisinde taarruza geçtiği son savunma savaşı olduğu 2. Kosova Savaşı ya da Kurtuluş Savaşı'ndaki son savunma savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi'ne benzetebiliriz. Ki savunma savaşı yapılacaktır. Hendek kazma fikri İranlı, Farslı, Selman-ı Farisi'den çıkmıştır. Bakın, Selman-ı Farisi İranlı ve bir fikir ortaya koyuyor. Şehrin etrafına hendekler kazılması ve bu şekilde savunma yapılmasını öneriyor. Hazreti Muhammed bu fikri kabul ediyor. Kendisi İranlı, Hazreti Muhammed Arap. Burada Hazreti Muhammed'in ırkçı olmadığını, bir ırkçı olmadığını kanıtlayan bir örnektir. Yine Hendek Savaşı sırasında yine bir Yahudi kabilesi olan Beni Kureyza, yine müşriklerle işbirliği yapılmış. Savaş sonrasında onlar muhasara altına alınmıştır. Bedir, Uhud, Hendek, bakın dikkat edin. Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kureyza, Yahudiler sürekli ne yapmakta? Medine Antlaşması'nı bozmaktadır. Ki Yahudiler bu Medine şehrinden çıkarıldıkça Hayber Kalesi'ne yerleşmektedir. Hayber'e yerleşmektedir. Onu da söylemiş olalım. Bu savaşta işte birçok Arap kabilesinin yanında Yahudiler de işbirliği yaptığı için Hendek Savaşı'nın bir diğer adı da Ahzab. Kabileler topluluğu anlamında Ahzab Savaşı olarak da geçmekte arkadaşlar. Evet, Hazreti Muhammed döneminin ikinci kısım videosunda genel anlamıyla hicret ve ilk savaşlar üzerinde durduk. Diğer bir videoda görüşmek üzere.